Herkese selamlar. Bugün yine ayrı bir macerayla karşınızdayız. Bugün NASA'nın Super Mario motorumuzla imtihanını göreceğiz. Motosiklet ya da scooter kullanmaya karar verdi. Bugün denemeler yapacağız. İlk denemelerimizde neler yaşayacağız beraber göreceğiz. Şimdi NASA'nın yanına bir gidelim bakalım. Motorun yanında dönüp duruyor. Bir bakalım. NASA, ne yapıyorsun? Anlaşabildiniz mi? Yani bilemiyorum. Motivasyon sağlıyorum kendime. Evet, acayip güzel bir yerdeyiz. Trafiğe kapalı alan istedim. Beni parka soktu Murat. Neredeyiz şu anda? Şehit Fethi Parkı'ndayız. Şehit Fethi Bey Parkı'ndayız. Evet, burada öğreneceğim inşallah. Yani şöyle, şimdi aslında biraz bahsedeyim. Normalde uzun yıllardır çalışma hayatımızda uzun süreli araç kullanan insanlarız. Ben de kullanıyordum, Murat da kullanıyordu. Murat hala kullanmaya devam ediyor biliyorsunuz ama ben hiçbirini kullanmıyorum tabii. Bisiklet bile sürmüyorum bildiğiniz üzere. Şimdi bu konuda da biz ciddi bir tartışma yaşıyoruz. Yani motor kullanmamı ve karavan kullanmamı Murat çok istiyor. Bu konuları da size çok aksettirmiyoruz ama ben sizinle şu an dertleşiyorum. Bir dakika. Girme araya. Ama yani sonuçta hayat müşterek değil mi? Tamam, bir dakika, sıkıntı yok, onda sıkıntı yok ama ben içsel yolculuğumu tamamlamaya çalıştım. Ama bugün söz veriyorum, ben bugün için gerçekten günlerdir beyin olarak kendimi günlerdir hazırlıyorum. Bugün bu işi çözüyorum. Kesin ve net. Kesin garanti. Evet. Galiba. Ama bir dakika. Sanki. Ben sıfırım. Bakın gerçekten sadece arkada oturmayı öğrendim motorda. Sıfırım. O yüzden hatalarımda, yanlışlarımda lütfen beni ciddi eleştirmeyin. Sadece gerçekten uzmanlığınızı ve bilginizi bu konuda beni yönlendirecek yorumlar yazın. Bir de ekipman olarak, yani bir bayan olarak ekipmana nasıl bir şey ihtiyacımın olduğunu bilmediğim için uzun bir pantolon, bir de fermuarlı getirdim. Ya oraya ben şöyle bir açıklık getireyim. Hı. Tabii biz bildiğiniz üzere Fethiye'deyiz. Sıcak bir bölgedeyiz. Motoru sadece normalde alışverişlerde kullanıyoruz ya da bir yeri keşfetmek için kullanıyoruz. Evet. NASA'nın daha önce böyle bir şeyi istediğini düşünmediğimiz için yanımıza ekipmanlarımızı almadık. Monttur, dizliktir, işte koruyucu, sırt koruyucudur vesaire, hepsi evde mevcut ama yanımıza almadık. Bunların hepsi tabii bir önceki... Tabii bu benim için var. Aynen öyle. Onu söylememiz lazım. Bunların hepsi aslında Murat'ta vardı. Çünkü kullanan oydu. Ben kullanmadığım için benim böyle bir ekipmanım yok. Bir bayan olarak ekipman tamam, istiyorum. Tamam, haydi başlayalım bir bence. Bir şey diyeceğim. Ben bunu öğrendikten sonra dünya turu yaparım ya. Tamam, sen dünya turuna çık. Bana yeni motor alırsın artık. Ha, trafiğe yarı kapalı alandayız arkadaşlar. Ekipmanlarım cihanımda ama şu ya, an giymeyeceğim lütfen. Çok, tamam, önce çok sıcak. Tamam, çok sıcak. Önce şimdi sana öğret, motorun lütfen. Üstünde anlatmam gereken bir iki tane şey var. Tamam. Ne yaparsan yap, motosikleti çalıştırıp yola kalkmadan önce mutlaka iki ayağın da yerde olsun. Tamam. Çünkü bir ayağının üzerine ya da diğer ayağının üzerine yaptığın zaman senin emniyette kalman lazım. Tamam evet, mı? Tamam. Dengede kalabilmek bisiklet için de iki ayağın yerde. Motor hızlanmaya başladığında, dengesini aldığını hissettiğinde zaten ayağını yerden çekmek isteyeceksin. Çünkü yani kendi kendine dengeye girecek. Tamam. Ama o zamana kadar iki ayağın yerde kalacak. Tamam. Sonrasında arka fren, ön fren. Sol arka. Tamam. Evet. Sonuç olarak ön freni sıkmamaya çalış. Şöyle ki elin gazdayken ön frene çok ihtiyaç duymayacaksın şimdilik. Ama mutlaka arka fren senin emniyetin olsun. Ondan sonra şu yerdeki ayak kalkmadan zaten motoru çalıştıramazsın. Tamam. Bu senin denge ayağın. Bunu kaldırıyorum şimdi. Öncelikle bir çalıştıralım, bir gör. Olur mu? Tamam. Bunu kaldırdım ayağımızı. Şuradaki anahtarımızı çevirdik. Elimiz frende. Eğer frene basmazsan çalışmaz. Yani en azından bu model scooter'lar çalışmaz. Hı hı. Şurada bir ateşleyicimiz var. Ateşleyiciye bastığın an çalıştı. 1, 2, 3 tamam. Aynen öyle. Bu ateşleyici, bu da devre kesicimiz. Bunu değiştirdiğin zaman, çevirdiğin zaman motoru kapatır. Ha, durdurmak için onu mu kullanacağım? Durdurmak için onu da kullanabilirsin. İstersen buradaki ayağı aşağıya indirdiğinde kendi kendine stop eder. Bu bir emniyettir. Ha, yahu yahu. Evet. Şimdi şöyle başlayalım istiyorsan. Öncelikle sen bir otur motorun üzerine. Kaskını bir geçir. Montunu giymesen de en azından üstünde bir kendini hisset şöyle. Sonra bakalım tay tay durabilecek misin? Hadi ufak bakalım. Ufak.
Duymuyorum seni. Hiçbir direktifini alamayacağım bence. Niye? Heyecanlandım biraz. Heyecanlanacak bir şey yok. Heyecanlanırsan düşersin. Ya şimdi bak her şey... Düşersin. Ya yapma öyle ya. Tamam yapma öyle. Tamam sıkıntı yok ya. Şey, bunu şimdi takmayayım. Tamam. Şunu şöyle koysam olur değil mi? He olur öyle. Olmaz, motorun yan tarafı. He olur olur Nazan. Tamam. Ver bana ver. Ver. Hazır mısın? You, me. Haydi. Peki tamam. Bismillahirrahmanirrahim önce. Tamam, bismillahirrahmanirrahim. Ya panik yap, sen bana yap. Panik falan yaptırdığım yok Nane. Şimdi şöyle, iki ayağınla motoru bir dengeye al. Şu anda sola doğru yatık motor bak. İki evet. Ayağınla tam ortala şöyle motoru bir kaldır. Tamam. Kaldır. Tamam. Ayağı indir. İnmiyor. Peki. Çek ayağını kaldır. Eyvah. Tamam. Onu kaldıramadın. Tamam kaldırca o bakacağız bir şekilde. Çok mu sert bir şey o ben onu? Değil. Değil. Ha yapamam. Don't panic. Tamam. Peki anahtarı ilk önce açıyoruz motorun. Ha. Peki sen dengede misin? Emniyetli hissediyor musun? İki ayağınla basıyor musun şu anda? Evet. Peki süper. Düşmediğime göre. Tamam. Peki oturabiliyor musun oraya? Boyum yettiği kadar. Tamam. Peki emniyet için fren sürekli frende olacak elin. Ha tamam. Çekmeyeceğim tamam ama değil mi? He? Çekmiyorum. Hayır. Şimdi ilk önce bir frene bas daha doğrusu. Ha tamam. Marş koluna bir kere bas ateşlesin. Burası yanmış. Evet yandı. Şuradaki. Evet çalıştırdık motoru. Tamam öğrendim. Şimdi elimiz frende. Tamam. Bir elimiz gazda. Tamam. Gazı tamam hissetmemiz lazım. Yani motorun gideceğini hissediyor olman lazım. Tamam, anladın mı? Hissettim. Ve gazı sabit tutuyor olman lazım. Tamam. Bırak, gaz ver bırak, gaz ver bırak. Dengede kalamaz, düşersin. Tamam. Tamam, ben seni arkandan tutarak ufak ufak hızlarla bir şekilde gitmeye çalışalım. Gazı verip gitmek istediğini hissettiğinde freni yavaş yavaş bırak. Tamam mı? Tamam. Korkma, bir şey olmayacak. Tamam. Hadi bakalım. Evet, işte böyle. Harikasın. Harikasın. Aa, gidiyorum. Harikasın. Gaz ver biraz. Gidiyorsun, harikasın. Ben Allah, Nazan gidiyor. Dengede durduğunu hissettiğinde ayağını kaldır ama elin frenin üzerinde olsun. Basmasan tamam da üzerinde olsun. Tamam. İşte bu. Gidiyorum. İşte bu. Gittim. Harikasın. Evet, ikinci denemeye geldik. Şimdi sen karışmayacaksın mı? Şimdi ben karışacağım ama çok da dokunmak istemiyorum. Sen gayet güzel gidiyorsun. Düz yolda gittiğini hissedersem ikinci partide dönüşlere bakacağız artık. Tamam. Tamam mı? Şimdi. Otur. Tamam. Motoru dengeye al. Dengeye aldım. Öbür ayağına bak bakalım. Kaldırabiliyor musun? Evet. Harikasın. Ya çok ağır. Çok ağır. Ha? Çok ağır. Ya o çok ağır. Tamam. Terlikli olduğum için mi acaba? Neyse. Bilemiyorum, alışacaksın. Peki, şimdi ne yapıyorduk çalıştırmak için? Şimdi bunu sıktım. Evet, motor açık mı? Açık, evet. Ha, bu açık değil mi? Tamam. Açıkta. Ooo, hareketler. Hadi bakalım. Vallahi sırtımdan ter boşaldı. Gidiyorum. Hadi bakalım. Duracağın zaman ayaklarını kaldır yere koy. Tamam. Vallahi öğreniyor. Durdum. Harikasın işte bu kadar. Şimdi şöyle bir döndür bakalım. Yavaş yavaş. Aynen öyle. Ay. Böyle böyle öğrenilecek. Evet tamam şimdi tam geriye. Çekilirim de. Evet, geri alıyor şu an Nazan. Görüyorsunuz. Ya. Nazan geri alıyordu. Gerçekten. Geri fitese taktı şu anda. Ter boşaldı. Bu iş böyle. Yapacak bir şey yok. Bu acemilikler güzel acemilikler. Kazasız belasız olsun inşallah. Tabii ki. Tabii ki de. Evet, gaza alıştığını görüyorum ama. Alıştım. Tamam. Hadi bakalım. Bismillah. Gazın sabit kalsın. Vallahi gidiyor yani.
tay tay duruyor şu anda. Süper, tamamdır. Ya gerçekten heyecan yapmasam çözeceğim, biliyorum. E tamam. Ama daha ne olsun ya? İlk defa yaşadığın, uyguladığın bir şeyi ilk defa olunca gerçekten heyecan. Ter içindeyim ya. Tamam, bir daha. Gidiyorum. Hadi bakalım. Son turumuz burada, düzlükte. Ha, ne yapacağız sonra? Bakarız bir şeyler. Ya tamam. Vallahi sanırım bana ihtiyacı kalmadı. Baksanıza, aldı motoru gitti. Gerçekten Nazan o konuda çok dirayetli. Yani bir şey yapmak istediğinde, öğrenmek istediğinde kesinlikle yapıyor. Hoşuna gitti galiba. Kaçırırsın sen yakında motoru. Arabayı da kaçırdım ben. Aha. Başka türlü öğrenemiyorum. Helal olsun be. Tebrik ediyorum, tebrik ediyorum, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Harikasın. Bravo. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Perfect. Şöyle mi yapacağım? Çok iyiymiş ama ya. Çok heyecanlı bir şey ama çok zevkli de bir şeymiş. En zor kısmı buydu. Niye? Motoru kaldırıp ayakta durabilmek. İki teker üstünde durabilmekti. Bundan sonrası tecrübeyle olabilecek bir şey. Peki yokuşta? Frenle duruyorsun. Bunların hepsini zamanla diğer videolarımızda da anlatıyor oluruz. Karavana gidelim. Çok sıcak burası Nazan. İnmeye de pek niyetin yok anladığım kadarıyla. Artık motor üstünde bir hayatta mı olabilir? Oo. Bak nasıl gaza geldim ama. Vallahi neden olmasın? Neden olmasın? Motor öğrenirsem güzel, ya en azından pazara gidecek kadar. Evet. Pratik yapıyoruz. Emniyetli sürüş dersleri alacağız tabii ki. Ay tabii tabii. Şimdi karavana gidelim. Tamam. Dönelim yavaş yavaş. Sıcak oldu çünkü. Tamam. Karavana gidelim o zaman. Bir kendimize gelelim. Dinlenelim. Bir serinleyelim. Ter görüyorsunuz şu anda. Alın teri bu. Alın teri şurada. Şurada görünmüyor. Yani İçine Süper Mario ile Atom Karınca tam var ya, uyuştunuz ha. Bir tur daha atayım mı ya? Hadi bir tur daha atayım. Hadi bir tur daha atayım. Bence de atayım. Gideyim şu tarafa. Motor sende. Tamam. Yakıtı da doldurttun. Ha, ben zaten hep 50 liralık alıyorum modundayım. Bence sen burada bir tur daha git gel ama karavan geliyor bir tane. İstersen kenarda dur biraz. Gel biraz kenara. Panik yapmadan yavaş yavaş. Tamam, şimdi dönebilirsin istersen. Gideyim şöyle bir. Dikkatli ol aşkım. Tamam. Gazı sabitlemeye çalış biraz. Gidiyorum, gelme. Tamam mı? Dön bakalım, dönebilecek misin? He? Dön bakalım, dönebilecek misin? Tamam, dön. Bir dakika, gidiyorum. Dikkatli ol. Bakıyorum. Açıktan al. Harikasın. Döndüm. Tamam. Artık dünya turuna çıkabilir. Tamamdır. Tamamdır. Durdum. Bir dakika. Şimdi kapatacağım. Tamam. Motoru kapatıyorum. Tamam. Ne demiştin? İstersen şunu kapatabilirsin. Kontağı. Tamam. Bunu kapa. Aa, bitti. Aa, bitti gerçekten. Ama ayağını yere ayağını koyman lazım. Şimdi ayaklarım yerde. Tamam. Sağ ayağına yükle motorunu. Tamam. Tamam. Bunu aynen öyle. Bunu böyle İttir ittir ittir. Buna alışacağız. Alışacağız. Tamam. Evet, bitti. Ha, indirmek daha kolay geldi. Ama alışmak lazım. Ah, tabii alışmak lazımmış. Ah, umarım. Yok yok, tamam. Sıkıntı yok. Oldu mu? Doğru söyle. Doğru söyle. İzleyiciler karar verecek bence buna. Siz de doğru söyleyin. Gerçekten yaptıysam lütfen, olacak diyorsanız ya da yol yakınken vazgeç diyorsanız onu da yazın. Ama yani bir kadın olarak lütfen, hani sizler de niyetiniz varsa uğraşın, terleyin, azmedin ama yine de öğrenmek istediğiniz ne varsa öğrenin. Ben aracı da, yani evlenmeden öncesinde babamın arabasını kaçırarak kendim araba kullanmayı öğrendim. Ama öğrendim bir şekilde. Çok şükür hiçbir kazam olmadı. Umarım bunda da böyle bir şeyim olmayacak. Ki zaten hani ben enduro bilmem ne tarzı şeyler yaptım. Oo, enduro falan diyor yani. Şimdi bak. Ya onları bilmiyorum ama şu kadarını yapabilmek bile gerçekten çok keyifliymiş. Keşke daha önce öğrenseymişim diyorum. Videonun başında bunların hiçbirini diyemedim. Umarım tamamen öğrenirim. Ya bak, çok güzel olmaz mı ya? Böyle hep birlikte çıksak, böyle kamp falan yapsak motorlarla. Olabilir, niye olmasın? Karavanı ne yapacağız?
Karavanın arkasına bağlarız, sonra motorlarla bir yerde tekrar çıkarız yola. Ha, doğru. Böyle saçma oldu ama neyse hadi. Tamam. İçeri sok. Hadi karavana diyorlar gidelim. Diyorlar ya, içeri soksanız ne uğraşıyorsunuz diyorlar. Tamam, karavana gidelim bence. Hadi gidelim. Ben artık bittim. Şaka bir tarafa, çok keyif aldım. Umarım daha fazla geliştiririm kendimi. Valla acayip gerildiğim bir gündü. Nazan için keyifli olabilir de aslında korkması gereken o. Ben niye korkuyorsam? Ya ben biraz böyle macera şeylerine keyif alıyorum ve öğrenmeye çok hevesliyim. Ben de çok garantici ve emniyetçi olduğum için. Birbirimizi tamamlıyoruz. Ya bizim için çok güzel bir gündü. Evet. Hatamız olduysa affola. Valla bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hatalar insanlar içindir. Hata yapa yapa öğreniyoruz. Ben bu işi de öğreneceğim ya. Beraber de bir tur yaparız bence. Motorlarla böyle. Güzel olmaz mı ya? Nazan. Bak ne güzel planlar. Tamam ben gidiyorum karavana. Soğuk bir şeyler ver. Tamam. Görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Soğuk bir şeyler. Tamam veriyorum.